Bu ailemizin en küçük üyesi Çuça. Karşıdaki mavi tişörtlü abimiz de buranın sahibisi. Bura bir hippie style hostel. Çuça. Gel bakayım Çuça. Ağzını burnunu yediğimin Çuçası. Çuça çok seksi bir woman kendisi. Evet Çuçacığım. Acayiptir. Hemen. Abi bir şey sevdin mi Çuçayı? Sonra direkt devamı da gelsin ister Çuça. 2-3 tane dil biliyor ha, haberiniz olsun. Çuça öyle gördüğünüz sizin hani öyle şey köpeklerden değil yani. Değil mi Çuça? Çuça buranın gardı aynı zamanda. Güvenlik bekçi Çuçacığım. Çuçacığım ne yapıyorsun Çuça? Ne yapıyorsun Çuça? Acayip. Sabah kadar biri ister onu sevsin. Başka hiçbir şey yok. Şu karşıdaki markette bu arada Müslüman Gürcülerden. Birazdan Kenan kanka da gelir. Kahve içiyoruz işte böyle. Sigarayı bırakmamızın üzerinden yaklaşık ne kadar geçti? Herhalde bir 6 gün falan oldu. 6-7 gün oldu emin değilim. Bilmiyorum buraya geleli kaç gün olduğunu bile hatırlamıyorum. Hala tam manasıyla geçmiş değil arzu ve isteklerim. Ağzımın tadı tam anlamıyla yerine gelmedi. Umarım önümüzdeki hafta içerisinde yerine gelir. Bu da sinyale çıkmış bir dayı. Bu da Kenan'ın kız arkadaşı. Gerçek adı Anna ama kendisine Anya denilmesinden hoşlanıyor. Takılıyoruz. Sinyalci dayı var. Kenan gelse de birazcık milleti çekiştirsek. Şu karşıda bir park var. Canı sıkılan orada sabahlıyor. İyi ya, acayip yani, keyifli. Değişik bir sosyolojik yapı var. Bugün tren istasyonuna gideceğim. Biraz uzakmış şehirden. O yüzden bir otobüs keşfettim bir şeyler. Daha doğrusu bir yere sordum ama otobüsü bana 8 dedi, 10 dedi, bir şeyler dedi. Çok da emin değilim doğru olup olmadığından. Bu konuda da yine size yardımcı olsun diye bir uygulama önereceğim. Herhangi bir şekilde bir anlaşmam falan yok. Movit diye bir uygulama. Buraya logosunu da koyarım eğer bulabilirsem. Onu kullanın. Dünyanın her yerinde çalışıyor. Yani daha henüz Filipinler, Vietnam falan denemedim ama genel olarak Asya'da da çalışıyor. Dolayısıyla onu indirdiğinizde nereden nereye gideceğinizi yazdığınızda size en iyi ulaşım çözümünü sunuyor. Ve bu sayede de hatta bazı ülkelerde, her ülkede değil, bazı ülkelerde kaç liraya gideceğinizi de yazıyor. Yani İstanbul'da yazıyor mesela. Şu an burada yazmıyor, o ayrı mesele. Ama en azından otobüs önerisinde bulunuyor ya da ne bileyim tramvay varsa tramvay önerisinde. Başka bir şey varsa işte vapur varsa vapur önerisinde bulunuyor. Bir yarım saat, bir saatte bir işim var bilgisayarda, onu halledin. Ondan sonrasında gideceğiz işte, birlikte gideriz Kutaisi için tren bileti almaya. Sanırım 1 larıymış. Yani en son 1 larıydı dediler. Bakalım şimdi gidince bakarız kaç larıymış. 1 lirı da aşağı yukarı 1 doların 3'te 1 civarı bir şey yapıyor. Kutaisi'ye gideceğiz. Oradan 2-3 gün falan Kutaisi'de kalacağız. Biraz orayı gözlemleyelim. Daha sonrasında biraz daha yukarıya doğru çıkmaya devam edeceğiz. Durumlar böyle şimdilik. Adam jölet sürmeye gideceğim dedi. Biz deliği kaçırdık. 2 gündür bana burada deli var diyor. Bir tane Alman deli var. It's a fake, Kenan. I lied to you again. Bana bak. Vay. Bir karşı mahallenin delisinden bahsetmek ister misin? Mahallenin kiminden abi? Delisi. Var ya bir tane Alman deli. Mahalle delisi. Nereye gitti mi o? Gitti kanka. Az önce. O mahallenin delisi. Geçenlerde
markete gidiyor. Hemen ileride Carrefour var biliyorsun. Carrefour'dan market arabasını çalıyor reis. Ondan sonra arkasından güvenlik koşuyor. Bu da kaçıyor falan böyle. Sokakta yaşamaya alışmış. Hatta... Kanka nereli o bu arada? Alman. Burada kal... Bir gece kaldı. İlk gece ne oldu işte? Baktı böyle yatak işte çok rahatsız geldi buna. Aha. Aldı yatağın üstündeki her şeyi. Yere saydı. Ve yer de pis zaten. Sonra hostel şey, çalışanlar personeli de geldi. Yapma ne yapıyorsun falan. Baktım bu bağırmaya başladı bunlar. Tartışıyorlar ama. Ondan sonra bunu kovdular. Parasını falan geri verdiler. Git buradan falan bilmem ne. Şimdi mahallenin delisi olarak şu an yaşıyor yani. Parkta markta yaşıyor diyor. Bir aydır bizle beraber. Şu karşıdaki parkı kullananlardan biri o mu yoksa karşı? Aynen. Bizim karşı parkta bir tane daha çocuk vardı. O da bilince bizde kaldı. He. En son hamak yapıyor geceleri. Kimse olmuyor ya burada. Hamak yapıyor iki ağacı abi orada yatıyor. Ciddiyim bak. Peki ne zaman normalleşeceğiz kardeşim? Ne zaman düzeleceğiz? Bu dünya hayatta imkansız diyorsun. Ama böyle renklere de ihtiyacımız evet, var bak. Hiç normal insan yok yani. Devler gibi. Alman orijinal Alman. Şey de ne onun adı hani başka bir dil de bilmiyor bu arada. Bağırırken de Almanca yok, bağırıyor. İngilizce çok iyi. Öyle mi? Kendi kendine konuşuyor. Bazen müzik falan söylüyor. Yani bilgisi. Kanka ben bazen otururken burada rast geliyorum da hep bağırırken millete Almanca bağırıyor yani. Evet. Ya kendi dili daha biz de mesela küfür ederken kendi dilimizi kullanıyoruz. İnşallah senin de kanalın böyle büyür de bu şeyler var ya aslında. Hak etmeyen kamiller var ya. Kimse otelde kalıyor ama gidiyor böyle Gecekondu Mahallesi'ne işte. O ara yanında iki tane bodyguard var aslında arkasında. Aynen. Hani security tutmuş, para ödemiş, security tutmuş. Ne olur ne olmaz anladın mı? Ama sen gerçekten böyle ediyorsun ya. Harbiden orijinal mahallelere gireceksin. Burada varmış kankacım bu arada. Bizim Hopalıların mahallesi var burada. Özel Hopalı. Vallahi sana Hopalı. Sadece Hopa Pazarı diye bir yer var. Hopa Pazarı'nın orası. O arka tarafı zaten çok sıkıntılı mahalle var. Hatta o mahalleler sıkıntılı. Gece mesela parka in falan hemen yapışıyorlar. Ya işte sigaran var mı yok. Zaten sokaktan da belli bir tık şey var yani. Get yok. Right. Aynen. But if I come back to in the world, like if I born again, I want to be Russian abi. Selam. You know you have so many options. She's a lovely dog, right? Is it? Let me back. Tip. 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 Sabah akşam sevsinler onu. Başka hiçbir şey yapmalarına gerek yok. Aynen. Ekmek su bile istemez biliyor musun? Sadece evet, ona dokun ya. Hiçbir şey verme sadece sev onu sabah akşam. Çuça. Karşım. O zaman yeter ya vallahi iyi gıybet de yaptık. Bu kadar gıybet mahalle gıybeti yeter yani. Böyle iyiymiş ama ya. Sen hep böyle duruyorsun değil mi kanka? Hatta şöyle duruyorum. Direkt böyle. Sabah akşam mahalle gıybeti yapabiliriz biz. Malum Türk olduğumuzdan dolayı çok da şapmıyoruz yani. Yadırgamıyoruz. Bu arada bütün mahallede mesela ben gidince selam veriyorum biliyorsun değil mi? Bu parktaki çocuklar olsun, falan olsun. Abi konuyu alınca mahallelisin karşım onlar. Aynen. Aynen. Mesela geçen ben hatta bakkala şey yazdırdım. Yok ya, ciddi olamazsın. Kardeşim bir sonraki sefere defter de götür de ki alışsın. Deftere yazsın. Söz uçar yazı kalır de. Cüzdan olsun sen de ya. Ben de sana veririm ya. Böyle böyle kardeşim. Step by step yani. Orada bu arada bira daha pahalı değil mi? Niye oradan alıyor? Şey ekonomiye can ver kanka. Doğru diyorsun. Doğru diyorsun. Bir de ben biraz böyle lazy. Anladın mı? İki adım bile fazladan yürümek evet. Bana koyuyor kanka. Ne kadar kanka bu bira bu arada? 4.20. 4.20. Ötede ne kadar? Ortada 3.90 falan. Yani 30 sent falan oynuyor. Onu ben yatarken zaten yatakta kaybediyorum. Evet aynen. Bu bildiğin şey ne onun adı? Bizim Efes Extra öyle mi? Bir tip daha şey. Strong'u. Serti. Aynen. Bunların kendi. Ama tadı ekstradan daha az. Öyle mi? Evet. Bu da şey mi ne? Vodkalı falan diyorlardı, öyle mi?
Ya bununla mesela lisesin ya. Hani sürekli kafa yükseliyor. Hani normalde bira içersin hamallıktan. Aynen. Burada öyle bir şey yok. Bira içtiğinde de aynı hani sürekli içtikçe kafan yükseliyor. Zaten yazmış kenarına köşesine şey diye Strong Georgian Beer diye. Şey de tasarım da aynı gerçekten nefes ekstra gibi yani. Ya zaten Gürcistan çoğu şeyi Türkiye'den aldı. Abi. Evet evet öyle mi kanka görüyorum ben zaten. Markete gidip çoğu ürün zaten Türk ürün. Aynen. Pop kek gördüm lan. Evet evet. Şaka gibi. Zamanında bunlar tasın tarağını alıp Kopa'ya gelip satış yapıyorlarmış lan. Öyleymiş kanki ya. Söyledi bana da bir tanesi. Ama şimdi çok daha değerli. Şimdi sadece alışverişe gidiyoruz dedi. Bir de özellikle şeye geliyorlar kanki. Burada inanılmaz pahalı bu medikal şeyler. Medikaller, ondan sonra şey ürünleri. Bebek maması, bebek bezi. Evet, şey, bir de bu güzelmiş, güzellik ürünleri aynen, de çok aynen. Pahalı burada. Şey, ama makyaj malzemesi. Çok, aynen öyle. Zaten... Hiç dikkat ettin mi bayanlarına? Tırnakları her zaman çok güzel. Kankacığım bunlar da ırsi herhalde. Bir sürü şekil yaptırıyorlar. Hiç şey yapmazlar. Sürekli evet. Aynı çok... saçına fön çektirmez tırnağını yaptırıyor. Aynen. Çok meraklılar yani. Bütün her yer boş olsun. Git şey kadın o tırnakçılar bilmem neler evet. Kuaförleri hep doldur yani. Çok seviyorlar. Baya burada şey dip kalçıra iniyor. Çuça! Çuça yoruldun akşamdan beri geziyorsun buraları. İyi ya. Hadi gidelim en son yavaş yavaş ıhıl ıhıl. Şeye... İstasyona. Tren istasyonuna.